14-24 yaş aralığındaki gençler Z kuşağı. Önceki kuşaklara göre ilgilerini çok daha çabuk kaybediyorlar. Onları etkilemek için sadece 8 saniyeniz var. Hemen görüyorum. Aa, tamam bu güzel diye gelip geçiyorum. Size de sarmaz deyip geçiyorum yani. Ya maksimum olsun 10 saniye yani. O kadar. Z kuşağı konsantrasyon süresi çok ciddi kısalmış bir kuşak. Ortalama konsantrasyon süresinin 10 saniyenin altında olduğunu biliyoruz. Bu aslında 6 saniyelere, 7 saniyelere kadar inen bir aralık. Oldukça kısa. Eskiden 30 saniyedi. Literatür derdi ki bir kat asansör çıkışı diye örneklendirilirdi. 30 saniyede ne anlatıyorsanız anlatın, bu kuşakları yakalayın. Şimdi bunlar 10 saniyenin altında anlatmanız lazım. Bunun sebebi çok aşikar. Ciddi derecede görsel iletişime maruz kaldılar. Bu çocuklara gidip bir fotoğraf gösterdiğinizde direkt olarak çağrışım yaptığı imgeler var. 1-2 saniyede geçiyorum. Hiç sonuna kadar kalmıyorum yani videoda. Eğer ilgimi çekmezse. Süreniz çok kısa. Bu kadar kısa sürede tutup, sarsıp, ikna edip satmanız gerekiyor. Bu da sizi daha korkunç bir noktaya götürüyor. Daha görsel, daha görsel. Peki daha görselin dahası nasıl olacak? Bu durumda aynı anda 3 görüntüyü kişinin birleştirip kendince özgün bir görüntü çıkaracağı çalışmalara gelecek. Van Gogh ve benzeri çalışmalardaki bütün renk cümbüşleri vesaire gibi bir noktaya gidecek gibi. Z kuşağının %99,7'si mobil iletişimin etkisi altında. Mobil iletişime ayırdıkları süre ise günde 11 saat. Bu kuşak için cep telefonu diye bir şey yok. Mobil yaşamın ekipmanı. Yani ürünü var. O yüzden biz bu kuşağı analiz ederken şunu demek zorundayız. Bunların istek ve ihtiyaç kavramları birbirinden farklı. Z kuşağı bu özelliğiyle alışverişin geleceğini şekillendirecek. Marka hakimiyeti azalacak. Çünkü bu kuşaklar gittikçe bu benim hakkım, bu benim ihtiyacım. Ben bu ihtiyacımı gidereceğim. Benim ihtiyacımı giderecek kimdir? Şu mu? O halde onun adının şu olması önemli değil. Onun marka değeri benim için önemli değil. Özellikler, fonksiyonlar, bunlara sahip mi sahip? O zaman ben onu alıyorum. Boyutuna geçiyor, net bir şekilde geçiyor. Ben çok daha sert bir şekilde oraya geçişin birkaç yıl içinde kendini göstereceğini büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Z kuşağının istek ve ihtiyaç kavramları, konsantrasyon süresi önceki nesillerden farklılık gösteriyor. Bu durum markaları ciddi bir rekabete davet ediyor.